dış politik açısından Türkiye çok zor bir yerde. Çevremizdeki savaşlar, jeopolitik durumlardan dolayı, enerjinin paylaşılmaması gibi sorunlardan dolayı Türkiye çok sıkıntılı bir dönemde, çok sıkıntılı bir bölgede. Bu yüzden devletler arasında da %100 düşmanlık veya %100 dostluk diye bir şey yok. Hep çıkar ilişkilerine dayalı şeyler. Tabii Rusya ile aramızın bozulması turizm anlamında bizi çok etkiledi. İsrail'le olan sıkıntıdan dolayı da çok yıllardır dostumuz, bazen de düşmanımız olan İsrail ile aramız bozuldu. Ama şu an bu ikisini de olumlu değerlendiriyorum. Türkiye bağımsız bir devlet olarak yönetilemiyor. Kendi iradesiyle yönetilen bir toplum, bir devlet değil. Tamamen dışarıya bağımlı bir toplum olduğumuz için süreç içinde de ticari anlamda büyük zararlar gördüğümüz için işte görüyorsunuz Akdeniz'de Antalya bomboş oteller artık yarının da yarısının indirimini yaparaktan Türk yani vatandaşları ağırlamaya çalışıyorlar. Zararı büyük. Yani devletimize, milletimize her anlamda, ekonomik anlamda zararı büyük olduğu için de geri adım atmak zorunda kalıyor. Yoksa herhangi bir politik duruşumuzun olmadığını düşünüyorum. Bugün İsrail'in eline bir koz verdik, Rusya'nın eline bir koz verdik. Dış siyasette onların da bizden istekleri olacaktır. Yani bu verdiğimiz tavize karşılık. İlk başta yapılan yanlış dış siyaset, yanlış politika bugünkü durumlara neden oldu. Yani tamamen yanlış olarak yorumluyorum. Özür mektubu olmasa da yani bir üzüntü mektubu adı altında. İki taraf da bir beklenti içerisindeydi. Bir girişim bekleniyordu bizim tarafımızdan. O girişimi de bizim Cumhurbaşkanımız bir mektupla onların da sevinmesine sebep oldu. Bizim ticari olarak da onların da sıkıntı çektiği bir şeyin rahatlamasına sebep oldu tabii. Hem turist olarak, turizm olarak hem de ekonomik açısından alışverişlerde rahatlama olacaktır. Bu arada Gazze'deki olan ablukanın da hafifletilmesi, oradaki mağdur insanlarına da buradan yardım gitmesi, orada bazı su ve hastane yapma, su ihtiyaçlarını karşılama açısından devletimizin de desteği olması onları da sevindirmiştir. Bu iyi bir şeydir.